Hacer, Aleyna başka bugün şey. Yiğit'le ilgili öyle bir itirafta bulunmuş aha. Ki. Ya, merak ettim. Buyurun, izleyelim bakalım. Hafta sonu o kadar muhteşem bir olay yaşadım ki Allah. Resmen gönül telim titredi ya. Gerçekten hayran kaldım. O kadar güzeldi ki. Yiğit'in evet. Villa mı aldı? Yiğit'in aşkını gördüm. Aa, daha yeni mi gördün? Hafta sonu biz ofisteydik. Ha. Yiğit de bana dedi ki sana bir hediyem var, bir sürprizim var dedi. Ha. Ben de bir heyecanlandım hani ne olabilir tabii diye. Tabii sevindim. Ama çok hangi büyük medyaysa kesinlikle kabul etmiyorum dedi. Ondan sonra bana kasayı aç dedi. Ne kasası ya? Evet kasayı aç dedi. Kasa. Karşımda ne göreyim? Ne gördün? Para. Dolar. Hayır. Kütçe. Çok... Ulan yeni bir araba anahtarı. Hayır. Saçımın telini gördüm. Saçının teli ne alaka? Saçımın teli masaya düşmüş ve Yiğit saklamış saçımın telini bir tane bir dosyaya koymuş. Bir şey söyleyeceğim. Sen kendi saçını görünce duygulandın mı? İnsan kılından tüyünden duygulanır mı kız? Evet ya anlamadım. Senin dedi bu saç telin dedi pırlantalardan dedi, zümrütlerden, yakutlardan dedi. Daha önemli benim için dedi. Ay. Artık daha fazla hediye isteme diye yapmış olabilir mi böyle bir şey? Hiç düşündün mü mesela bunu? Yiğit'in sözlerinden sonra şöyle bir karar aldım size de söylemiştim. Ben Yiğit'i malı mülkü için sevmiyorum. Bu yüzden de hediyeleri getirip kayınvalideme verdim. Çünkü sen Çatalca'dan villa istiyorsun doğru. Çünkü şovunu yapması gerekiyordu. Vay be hiç hepiniz romantik. Söylenmişsiniz de kim saçının telini saklar? Evet. Hiç benim saçımın çok etkilenmişsin ha? Ya hoşuma gitti. Etkilendiğin için mi hediyeleri geri verdin? Evet. Çünkü ben ondan hani bir şey beklemiyorum. Hani bana ait olan şeyleri saklaması hoşuma gitti. Bence romantik İrem. Şöyle söyleyeyim o zaman. Evet romantik bir hareket ama bence belki de Yiğit de artık maddi olarak yorulduğu için bir daha bir şey istemesin diye yapmış ama olabilir. Yiğit'ten Aleyna istemiyor ki hiçbir şey. Hayır yani hani benim için bu saçları yakut kadar, zümrüt kadar değerli diyerek aslında maddiyattan bahsettiği bunları için belki de maddi olarak bir şeyleri istememişsin istemiştir. Hacer'cim sen nasıl buldun oğlunun bu romantik hareketini? Allah böyle Allah. Böyle bir gülüyor gülüyor alttan alttan. Merak ettim ne düşündün? Şunu söyleyeyim. Buna ne diyeceksin acaba? Para yok işin içinde bak. Evet. Oğlumu yetiştirirken edebiyatı çok seviyorum bu arada onu söyleyeyim. Annesinin oğlu olduğunu düşünüyorum. Bak. Çünkü ona o fikri veren bendim. Nasıl? Evet. Hiç çünkü düşünmedim. Aynı şeyi eşim de bana yapmıştı. Ve bütün kadınların etkileneceğini biliyordum. Yani oğlunun bu romantik sürpriz. Hareketlerinin şey evet. Arkasında sen mi varsın? Evet. Annen ID'ler gitti. Ve ben dedim ki oğlum dedim. Ben sana inanmadım şu an. Ya Nursel Hanım kimin aklına gelebilir o? Bir anda böyle kimin aklına gelebilir? Aleyna. Niye böyle bir şey yaptınız? Bir fikir verdiniz. Etkileneceğini düşündüm ve baktım nasıl hediyeler geldi etkilendi bana. Hup hediyeler geldi. Ben... Ne? Ben... Hediyeli... Ya, ben Allah bir şey düşünürken özneden ya. Önce yüklemi düşünürüm. Ve geldi soru bana. Aleyna'yı çözdüm. Aleyna'ya böyle bir şey yaparsam titrer dedin. Aynen ve de titredi. Hoşuna gider dedin. Marka bayağı titretmişim. Neyin titremiş? Aleyna neyin titredi? Gönül teli. Gönül teli. Hemen geri bam almış. Teli o bam teli. Gönül verdik teli değil. Yerine. Bam teli diyeceksin. Siz normalde... Bam teli şey değil mi? De sinirlendiren değil evet. Mi? Kişinin bam. Sinirlendi ya Nursel Hanım ben hiç böyle bir şey beklemiyordum. Ben hediyelerimi geri alacağım. Ben kolumdakinden alacağım. Ya alacağım. Hiçbir şey hak etmiyor. Alacağım tabii ki de ya. Kız boğazındakine kolundan başla. Ama öyle dersen... Vermem onu. Öyle dersen... Alacağım hediyelerimi. Aleyna bir şey söyleyeyim mi? Diğer hediyeleri de vermemekle en doğrusunu hayır, kolumdaki, yapmışsın. Kolumdaki kalırsa kalsın. Sana şovcu dediğim için özür dilerim. Asıl şovcu Hacer ablaymış. Masana koy masana. Ya sen bir konuşma ya. Senin verdiğini fikri. Ya Nursel Hanım şimdi öyle bir heyecanlandı yani, ki. Benim tamam. Amacım zaten neydi? Aslında o saç teli değildi. Benim amacım bakalım ne kadar fedakar olabilecek. Mi? Ne kadar bana hani böyle diyor ya benim hiçbir şeyde gözüm yok. Parada pulda şunda.
onda bunda. Dedim ki kendimce, ya bu benim aleyna koca. Aleyna koca bana ne kadar kocalık yapacak, büyüklük yapacak. Onu görmek istedim. Sinirden tamam ama ya yaptı bence. Yapamadı. Ne kadar heyecanlandığını anlattı. Sana vermeyeceğim. O değil ya. Işte. Sen var ya. Nursel Hanım, o hediyeleri getirdi ya. Getirdiği hediye ne? Ayıcık, ışıklı. Ay yapma, hayır, hayır. Bayağı pahalı hediye. Ama... Göster kolundakileri. Yok Nursel Hanım. Diğerleri olmadı koluna. Olsaydı takardı. Olsaydı onu alırdı. Ama boynunda var. Ne hissettin şu an? Ya şu an gerçekten hani... Hayal kırıklığına uğradı. Saf gibi yani. Saf gibi hissettim. Evet, hafif var. Hatar da şurada zaten. Aleyna'nın saçı kaynak. Saç yani... Saç da başkasının, Aleyna'nın da değil. Hangi saçı koydun? Bir şey söyleyeceğim. Sen niye böyle bir şey yaptın? Sen benim mutlu olmamı, oğlunun mutlu olmasını istemez misin? Sen oğluna böyle fikirleri veriyorsun. Ne hani tamam ben ya. Hediyeleri getirdim. Ben senin yerine olsam. Mutlu oldun mu? Ama hediyeleri de getirsen bir bahane ama buluyor. Ama Aleyna kötü bir şey yapmamış ya. Bak. 40 yılın başı var. Tamam kötü bir şey yapmadığını diyorum da. Ben bunu dedi ya gönül telini titretmişim. Titretmişim. Doğru mu? Evet. Çok güzel. Ha, burada bana diyeceksin annem elini öpeyim. Gönül bağımı, gönül telimi titretmişsin diyeceksin. Ama bari. Ama şöyle bir şey var. Ondan da memnun kalmıyor. Getirdi evet planı işe yaramış. Bir plan yapmış, bir şov yapmış. Evet işe Hacer yaramış. Orada kalmış. Ama yine memnun olmuyor. Yok şöyle hayır. Çünkü Hacer Hanım memnun olmuyor. Hacer abla sen Aleyna'nın duygularıyla oynamışsın ve oğlunun haberi olmadan aslında oğlunun da duygularıyla oynamışsın. Oğlun da şu anda Aleyna'yı mutlu ettiğini sanıyor ama senin şovuna alet olduğunun farkında değil. Sayın hocam bir şey söylemek istiyorum, söz almak istiyorum. Ya, gülüyor bir ve de ya. Ve İrem'e bunu evet. söylemek istiyorum. Ben asla kimsenin duygularıyla oynamam, sen değilim. Tamam mı? Bu bir. İkincisi ben orada iyi niyet olarak fikir verdim, fikir veren benim. Uygulayan oğlum. Bir dakika. Uygulayan şey oğlum. Bak Aleyna'nın savunucusu olacağız artık. Bunda iyi niyeti var mı? Ama az burada... önce kendi ağzından ne dedin sen? Burada ne ben dedin hiç? Önce yüklemi düşünürüm. Yani evet. ben orada Aleyna'ya bunu yaparsam hediye veririm. Nursel Hanım onu değil fikri veren. Şurada olayı değerlendiriyor dedim. Ya İrem'in değerlendirmesine göre ben size bir i̇yi şey sunuyorum. İyi niyet olsaydı bugün açıklamazdınız. Evet. İtiraf etmezdiniz. Şu evet. an Yiğit kötü durumda kesinlikle oluyor. Kesinlikle en azından şey bilirdi. Yiğit düşünmüş, akıl ne alakası var? Hayır fikri veren annesi. Hayır fikri veren. Söylemeyin. Ama evet dedim ki bir de denemek istedim. Acaba ne kadar duyarlı olabilecek bu siz konuda diye. Siz başka sonuç bekliyordunuz. Dedim lafın arkasındayım. Aleyna parayı bak, seçer diye düşündüm. Hacer'cim fikir şahane. Ama şu, benim gördüğüm sonuç eşittir. Bu kız bir saç telinin saklanmasından bile mutlu oluyor. Gönül ya, teli evet. titriyor. Yani bu kız küçük şeylerle de mutlu olabiliyor mu? Olabiliyor. Şu an senin niyetini sorguluyor herkes. Seni eleştiriyorlar. Hayır, burada... Konuyu geçiyorum. İzleyiciye bırakıyorum.